Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalına. Söylemiş olduğumuz gibi bir sonraki videoda demiştik ki Kadınlar Milli Takım Kupası diye bir şey var, ona gireceğiz demiştim. Çünkü merak etmiştim. Kadınlar Milli Takım Kupası'na girdiğimiz zaman aslında şurada hemen bizi bir turnuvaya sokuyor kendisi oyun. Hemen bir turnuvaya sokuyor. Ancak biz, oha, Atak 85, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika. Hemen bir turnuvaya sokuyor. Biz turnuvaya değil, sadece kadınların nasıl oynadığını en iyisi bu galiba ya. Aynen, en iyisi bu. Bunu alalım. Sırala diyelim. Tabii bitti diyelim. Hemen bir maç yapalım. Bir maçtan sonra kendi kendimize çıkalım. Takımını seç. Takımı seçtim. Grupları seç. Bitti diyelim. Tamamdır. Kadınlar Milli Takım Kupası yükleniyor diyor. He diyor, bunu diyor nasıl şey yapmak istiyorsun, kaydetmek istiyorsun. Bu şekilde kaydetsem yeterli bana. Loading işareti aşağıda duruyor. Ve maç yap diyor. Bir tane hatun var. Hatunu göremiyorum kendi suratından dolayı. Avusturya, Meksika, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri ile eşleşmişiz. Maç yap, kadro. Hemen kadroya gelelim. Kadromuzda kimler var? Mor... Oha, 90'lık bir kadın var. 91 mi? Bunlar ne lan? Oğlum bu ne lan? 91. Hiç güzel kadın var mı bakayım? Güzel değil, güzel değil. Aha bak, bu güzel. Bunu şu çirkinlerin yerine bir tane alayım. Lan çirkin diyor ki hepsi güzel arkadaş. Yani şu biraz idare etmez. Onun yerine alalım bunu. Bu nasıl? Bu nasıl? Şu kaleci mi güzel bakayım. Öbür kaleci mi güzel? Oo, 87 kaleci daha güzel. O kalsın. Çirkin varsa çirkin çıkartayım. Güzel. İdare eder. Bu yedeklerde yok muydu ya az önce? Bakayım. He bu. Biraz tipsiz. Bunun yerine hemen güzellerden birini alayım bakayım. Bu biraz güzel ama suratı çok büyük. Bu nasıl? Bu nasıl? Stoper. Güzel. Arkadaş 70. Bu kadın nasıl? Bu kadın da çok da güzeldi ama 91 abi. 91. Bu ne lan? Yaşlanmış la bu. Olsun, bu da kalsın. Bu ne yapmış oğlum? Saçları maçları. O Morgan. Guten Morgan. Dur bakayım. O da orada. Tamam. O ablayla karşılıklı maç yapın abi diyor. Yapacağız zaten. Yapacağız. Değişikleri iptal. Evet diyorum. Ve artık maça hazırız. Bakalım kadınlar nasıl oynuyor. Alex Morgan yüzü milli takımda galiba. Tamamdır. Maç yap diyoruz. Özel diyoruz. Bakalım. Beyaz güzel. Bu ne? Kırmızı. Sen kırmızı ol. Kilo almışsın kızım bak. Biraz kilo ver. Tamam. Ben hazırım abi. Başlat maça. Ben hazırım. Merak içindeyiz bakalım ne olacak diye. Oha, ne güzel hareket yaptım. Baksana, vur lan. Güzel. Kadınlar Milli Takım Kupası hoş geldin sevgili sponsorlar. Hemen yapmamız gereken bir şey var. Şu spikerin sesini kısmamız lazım çünkü acayip bağırıyor. Hemen onun sesini kısalım. Nerede onun sesi? Maç anlatımı. Tamam. Maç anlatımı taraftarlar. Taraftarları da kız. Ses efektlerini de kız. Şöyle. Tamamdır. Hadi bakalım. Biraz bakalım nasıl? Güzel. Hüraşe. Güzel. Aferin lan. Aferin kızım. Bindir. Bindir. Şimdi oynadı. Fatma. Fatma'dan orta geliyor. Arka direğe. Ah, son anda kaleci. Fatma ortaladı. Son anda kaleci dokundu orada ama hakem. Fevziye. Hüsniye. Hüsniye'den Fatoş. 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 Fatoş geçti. Fatoş gidiyor. Fatoş şimdi arıyor oynadı. Geçmedi. Aferin. Ben de o. Bastır. Pres yap. Oha nasıl oynuyor? Ya bir tane manyak vardı eskiden. Siz onu biliyor musunuz bilmiyorum da. Ya çok bağırıyorlar ya. Bir tane şunu biraz kısmam mı? Arkadaşlar bir tane manyak vardı. Siz onu biliyor musunuz bilmiyorum. Bakın YouTube'a yazın çıkar. Bir tane kadın vardı. Herkes dövüyordu.
Böyle defans oynuyor futbolcu. Abi böyle vuruyor yumruk, tekme saçından çekiyor falan. Onlar kimdi ya? O kadın kimdi acaba? Dünyanın YouTube'da ben o kadını görmüştüm çünkü. Aferin. Yürü, yürü. Fevziye. Fatoş. Fatoş. Şöyle baktı arkadaşlarım da anıma. Pas atacak arkadaşını arıyor. Bulamadı. Şimdi en aşağı aradı. Yasemin. Yasemin. Pelin. Pelin'den. Fevziye. Alex Morgan. Alex Morgan. Alex Morgan müthiş sırada. Alex Morgan burada. Gol oldu. Alex Morgan mükemmel sırıldı. Müslümanım diyor. Allahu Ekber diyor Alex Morgan. Allahu Ekber diyor. Beni seve seve Müslüman yaptılar. Beni seve seve Müslüman yaptılar diyor. Ve Müslüman olmuş. Aferin koçum be. Aferin Alex be. Müslüman olmuş Alex. Aferin. Görüyorsunuz. Etkili. Kendisi etkili. Gerçekten etkili. Arkadaşlar şimdi şuradan çıkıyoruz. Çünkü niye? Neden? Neden çıkıyoruz? Çıksak mı acaba ya? Maç yapalım abi canlı yayında diyor. Gol nasıl düşeceğim? Yükseltemezsin. Fatih hoş ben. Şimdi arkadaşlar buradan çıkalım mı ya? Yok ya biraz daha en olmadı ilk yarı bitirmeye çalışalım. Tribünlere bak abi ateşli. Ben maç yapıyorsam şerefsizlerin umurunda olmaz. Kadınlar olunca tabii hemen. Hadi be. Sıyırdı. Çok güzel. Sakin ol. Fevziye. Alex Morgan. Alex Morgan. Ah be. Lan. Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun be? Hemen tostumuzdan bir ısırık daha alıyoruz. Çayımızı içiyoruz. Herkese isim takmıştı Morgan'a gelince. Robles. Hadi be Alex be. Aha. Pres var. Pres var. Abi. Abi kadınlar baksana top alamıyorum kadınlardan. Yeter lan. Hadi bu. Aha. Allah kahretsin. Ayşe. Ayşe'nin presi var. Aha aldım. Vallahi aldım. Şimdi oyna. Ya alamadım. Şimdi oynadı. Orada gidiyor. Orada gidiyor. Zilli Pelin. Sidikli Pelin gidiyor. Aldı. Lan 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 vurma. Of. Az kalsın. Atıyordu golünü. Solo. Yasemin. Bahar. Bahar orta sahaya oynadı. Sidikli Ayşe. Fatoş. Fatoş'tan Alex Morgan'a. Alex Morgan bir bantu yapmaya çalışıyor. Hocam lütfen ya. Abi çay soğumadı mı? Soğudu vallahi ya. Sert bir kaleci ya. Çay soğudu arkadaşlar. Bir gol daha atıp şu ilk yarıyı bitireceğim. Ondan sonra zaten maçtan çıkacağım. Çünkü amacım şeydi. Kadınların nasıl oynadığını görmekti. Vallahi acayip güzel. Bence yani çok güzel olmuş. Demoda ben şeyi oynadım. Falan filan geçelim burayı ya.
Geçelim. Maçtan çıkalım arkadaşlar. Ne yapalım? Galiba bu videoya bir isim koymamız lazım YouTube'da. Ne desek? FIFA 16 oynuyoruz. Bir deriz ya. Bu az önceki en güçlü buydu galiba. Ya. Solda dedim ya. Yaşlanmış dedim ya kadın. O buydu galiba. Neyse. Nasıl oluyor ya ben? He maçtan çıktım diye 0 puan almışım. Turnuvadan çıkayım diyor. Çık diyoruz. Hadi arkadaşlar şimdi ne yapalım? Pro kulübe bakalım biraz. Yok pro kulübe bakmıyorum. Eğer pro kulübe bakarsak onun adı pro kulüp diye bir video olması lazım. Ne diyor ya? Belki vişne suyu. Çay abi çay ya ne vişne suyusun. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bakalım. Türkiye'ye giden bakalım. Türkiye Ligi'ndeki futbolcuların güçlere falan bakalım ya. Biraz da. Bakalım ne yapmışlar. Van Persie falan ne yapmışlar. Mesela Fener'le Galatasaray olabilir. Fenerbahçe'nin hata 74, Galatasaray 76. Nasıl oluyor ya? Allah Allah. Orta saha 78-76. Defans 77-74. Galatasaray o kadar defans kötü müymüş ya? Dur bakalım bir. Tamam. Kadro yönü nerede? Takım yönetimi. Bu ne ya? Bu Uygar'ın ne işi orada? Neyse Van Persie var. 84 yapmışlar Van Persie'yi. Ne yapmışlar? Zıplama 59. Bunlar kafayı iyice yemiş galiba. Van Persie 59'da mı zıplıyormuş? Reaksiyon 85. Dayanıklılık 68. Saldırganlık. Top kesme. Atak pozisyonları. Görüş. Top kontrolü. Tamam top kontrolü normal. İyi top kontrolü var. Orta açma 81. Zannetmiyorum 81. Fausto 86, dribbling 82. Ceza sahası içinde evet, ceza sahası bitiricilik 86. Daha fazla olabilir de bitiriciliği iyi çünkü. Kafa isabeti, uzun pas, uzaktan şut. Uzaktan şutu da evet var, onu da biliyorum. Markajı yok, şut gücü. Hele şükür ya, boyu santimetre olarak yazmışlar. Hele şükür, kiloyu da normal kilo yazmışlar. Artık Amerikan bilimlerinden kurtulduk inşallah. Amerikan bilimleri biliyorsunuz ki. Abi videonun adına Ayşe'lerle maç keyfisi koy. Olabilir. Evet, Van Persie'yi böyle yapmışlar. Diego'yu ne yapmışlar? 79 bayağı bir düşük. Nani Nani'yi ne yapmışlar bakalım bir. Dribbling nerede? Hızlanma sprint hızı falan. Tamam. Güç 63. Bence o kötü. Biraz daha güçlü bence. Nani o kadar güçsüz değil. Çeviklik. Sallamışlar yani. Top kontrolü, orta açma, falso, dribbling 80. Yani dribbling iyi. Dribbling iyi. Tamam, bu da tamam. Şimdi Kayer'i merak ediyordum. He Kayer. Şimdi bu adama bir gelelim bakalım. Saldırganlık 82. Top kesme 84. Bunu bayağı merak ediyorum. Zıplamaz 62. Bunlar zıplamaları acayip. Dayanıklılık güç 83. Tamam gücü iyi yapmışlar. 83 güç de. Kafa isabeti 81. Marka kafaya çıkış falan yapmıyor. Orta açma falso. Dribbling. Markaj penaltı. Kafaya çıkma yok mu hiç burada? Abi sadece kafa isabeti de bir şey mi var? Yani zıplama olarak söylüyor öbürünü. Tamam. 90 kilomuş. 1.89'muş. Kayer. Albert dur şu öküzün zıplamasına bakacağım. Bir dakika dur. Nerede bunun zıplaması? 92 yani normal. Abi insan değil. Bu nasıl zıplıyorsa adamın beynine çıkıyor ya. Salgınlanmak falan filan. Caner Erkin 78 yapmışlar. 78. Bunu Gökhan Gönül'le değiştirsek. Ooo bir dakika. He 75'miş. Yalnız Gökhan var ya reise benzemiş. Ya, sakallar falan harbiden güzel olmuş Gökhan'ın. Kayer, Merelles, Souza. Merelles'i al buradan. Mehmet Topal'ı koy abi. Heh Ozan Tufan nerede? Bunları boş ver. Bunları boş ver. Hasan Ali 72. Heh Ozan Tufan. Oğlum bu ne lan şeylere benzemiş? Kızılderililere. 76 yapmışlar. Bunu çok merak ediyorum güçlerini. Saldırganlık. Denge. Çeviklik, hızlanma. Şu ana kadar bak top kesme hepsi iyi. Yani iyi derken gerçekçi. Sallamamışlar. Denge 66, zıplama 68. Evet çok da zıpladığını ben o zaman Tufan'ı göremedim. Sprint hızı 82. Çok mantıklı evet. Ne çok hızlı ne çok yavaş. Evet bence şu an çok güzel bu. Top kontrolü. Dribbling de 80. Biraz daha fazla olabilirdi. Çünkü dribbling biraz çocuğum var. Olabilirdi. Uzun pas 80. Evet çok ne iyi ne kötü.
Markaş 74. Biraz daha fazla olabilirdi markajı. Çünkü defansif yönü var çocuğun. Şut gücü 80 diyor. Onu biraz düşürebilirlerdi. Çünkü Lavuk 2'dir vuruyor bir şey olmuyor. 20 yaşında gerçi. Yaşı da çok. Çok iyi ya. Mehmet Topuz var. Volkan Şen. Volkan Şen'in bir driblingine bakmak lazım. Volkan Şen'in driblingine bakmak lazım. Ne yapmış Volkan Şen? Şöyle bak, şöyle duralım. Hızı 82 demiş. Çeviklik 84. Hızlanma 86. Tamam, bunlar tamam. Güzel. Dribbling nerede? 83. Daha fazla bence. Dribbling daha fazla olması lazım. Aynı zamanda şeyi merak ediyorum. O nerede? Bizim Markoviç. Markoviç. Nerede hızlanması bunun? Sprint hız 88. Hızlanma 93. Abi acayip hızlı bir adam ya. Falan. Falso. Bunlar tamam. Başka kim var? Fernando. Fernando'nun zıplaması nerede? Zıplama. Zıplama 75. Kafa vuruşu isabeti nerede? 84. Bence abartmışlar. Alper Potuk var. Falan filan. Fenerbahçe'nin kadrosu bu şekilde. Hemen şöyle bir şey yapalım. Bu değil ya. Bu değil, bu değil, bu değil. Taraf seçe. Hemen bu tarafa geçelim. Bir de Galatasaray'a bakalım. Galatasaray'da Burak Yılmaz nasılmış? Burak Yılmaz. Atak pozisyonu 83. Yani evet, iyi yerler duruyor. Hızlanması. Ya yok abi, ben Burak Yılmaz çok hızlı futbolcu. 85'ten fazla olması lazım ya. Sprint hızı 87. O zaman tamam, mantıklı. Çünkü çok hızlı sprinte kalkıyor bu adam. Bu adamın daha hızlı olması lazım diye düşünüyorum. Volkan Şen'in zıplamasını Kayer'den fazla yapmışlar diyor Ferdi Tecer. Ya kafayı yemiş bunlar. Doğru söylüyorsun kardeşim. Tamam, Burak Yılmaz'ın böyle, Burak Yılmaz'ın şutuna bakmak lazım. Bitiriciliğine bakmak lazım. 80. Yani o da mantıklı. Çünkü çok gol atıyor ve bu kadar gol atan adamın en az 90 olması lazım. Ama 80 yapmışlar. Onu biliyor çok gol kaçırdığını. 30 yaşında yapmışlar. Ulan be Burak. Ah be Burak. Sen şu an 22 yaşında falan olacaktın. Türk futbolu için ne kadar iyi olurdu be. Schneider. Bakalım abi. Çeviklik. Şutu nerede? Şutu. Schneider'in şutu nerede? Şut, şut, şut. Uzun pas. Uzaktan şut 86. Hayır, bence en az 89-90. Abi adam acayip vuruyor ya. Şut gücü 87. Bak o iyi. Top kontrolü 86 normal. Falso, dribbling hepsi güzel. Hepsi güzel. Ama biraz daha şutunu fazla yapabilirlerdi Schneider'in. Podolski. Uzaktan şut 83. Dribbling kaç? Dribbling 78. Tamam, bu da mantıklı. Schneider. Selçuk önemli değil benim için. Önemli olan birisi var mı şurada fazla varsa? Semih önemli. Semih önemli çünkü yaşı genç ve marka 80 vermişler ya. Biraz daha fazla verselermiş dayanıklılığı. Çocuğu 77 vermişler. Şöyle bir 81 falan verseler. Yani hayır, çünkü arkadaşlar şu da önemli bakın. Bu futbolcular Ultimate Team'de başka insanlara pekten falan çıktığı zaman insanlar bu futbolcuların isimlere bakmaları lazım. Yani tanıyorlar. Yani aa diyor, bak bu adam iyiymiş, oynatayım diyor. Bu ne oluyor? Bu Türk futbolundaki insanların değeri artıyor. Yani tanınmaya başlıyorlar. Bu nasıl bir saç stili ya? Bilal Kısa ne olmuş? Böyle bir saç stili mi var ya? Falan filan. Sinan Gümüş var. 71 vermişler Denayer'e. Gross Cross'a 75 vermişler. İyi. Güzel. Şimdi buradan da çıkalım. Şimdi bu videoyu da kapatalım arkadaşlar. Bu videoda şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoda Pro Clip oynayacağız. Pro Clip videosunda görüşmek üzere.